Şimdi bu videoda bir noktanın bir düzlem olan uzaklığını bulacağız. Şöyle başlangıçta ben çizdim. Çok vakit kaybediyorum çizmekte çünkü. Şimdi şurada bir P noktamız var. Şurada da bir düzlemimiz var. Ve biz bu noktanın bu düzleme olan dik uzaklığını bulmak istiyoruz. Yani neyi bulmak istiyoruz biz? Evet. Şu mavi ile çizdiğim mesafeyi bulmak istiyoruz. Şu mesafeyi ben x bulmak istediğimiz şey. Şimdi evet bu mesafeyi nasıl bulabiliriz? Şimdi bize bir düzlem denklemi verilmişse bize bir düzlem denklemi zaten verilmesi lazım ki noktaya olan uzaklığını bulmamız lazım. Yani bize düzlem denklemi veriliyor. Biz düzlem denkleminden neleri bulabiliriz? Bir kere bize bir düzlem denklemi verilirse, mesela şöyle bir düzlemimiz olsun. Şimdi düzlem denklemimiz ax artı b'ye artı c z eşittir 0. Şimdi böyle bir düzlem denklemi bize verildiğinde bir kere herhangi bir nokta bulabiliriz, değil mi? Üzerinde, düzlemin üzerinde tamamen keyfi x, y, z değerleri verecek şekilde bu denklemi sağlayan bir değer bulabiliriz. Rastgele bir değer verelim. Mesela şöyle bir nokta bulduğumuzu düşünün düzlemde. Şimdi şöyle bir nokta bulduğumuzu düşün. Aynı zamanda biz düzlem denkleminden neyi bulabiliriz? Bu düzleme dik olan normal vektörünü de bulabiliriz, değil mi? Onu yukarıda göstermiştim. Çünkü bizim aynı zamanda normal vektörünün katsayıları düzlem denklemindeki x, y, z'nin katsayılarına eşitti. Bakın, bundan önceki videoda normal denkleminden ve noktadan düzlem denklemi çıkartmıştık. Şimdi tam tersi bize düzlem denklemi veriliyorsa düzlem denklemindeki x'in, y'nin ve z'nin katsayıları bizim bu düzleme dik olan normal vektörünün katsayısına eşitti. Bakın 2'ye 2, eksi 1'e eksi 1, eksi j ve 1'e z'nin katsayısı 1, normal vektörde artı k, yani k'nın katsayısı 1. O zaman bize böyle bir düzlem denklemi verildiğinde biz aslında neyi çizebiliriz? Şöyle dik bir vektör olan şöyle bir m vektörü ki bu vektörde bizim m vektörümüzde neye eşittir? A i artı B, J, artı C, K. Bu şekilde düzlem denkleminden normal vektörünü bulabiliriz. Şimdi tamam. Bizim istediğimiz şu mesafe. Öyleyse biz düzlem denklemini sağlayacak bir noktadan şu P vektörüne, şu P vektör demişim, P noktasına bir vektör çekebiliriz. Şöyle bir vektör çekersek. Şöyle çizmeye çalışacağım. Evet. Şu noktadan şuraya bir vektör çektik. Bu vektörü bulabiliriz, değil mi? P noktasından. Yani bize verilen noktadan. Bizim kendimiz bulduğumuz nokta. Şurada Q noktası olsun mesela. Bizim bulduğumuz Q noktasından. Biz hangi vektörü bulabiliriz? Q, P vektörünü bulabiliriz. Bu Q, P vektörünü buluyorsa, Q, P vektörünü bulduktan sonra ne lazım? Karşısındaki şu mesafeyi bulmak istiyoruz. Bu Q noktası herhangi bir nokta. Bu uzunluğu nasıl bulabiliriz? Bakın. Şimdi bu uzunluğu bulmanın iki yolu var. Birincisi şuradan bir dik varmış gibi düşünüp şuradaki teta açısına bakıp sinüs ile çarparız ki bunu bulmamız zor. Yani bulamayız bunu. Tam bu noktanın altındaki noktayı bilmemiz lazım. Ki onu bilmiyoruz. Bunun başka bir yolu da bakın. Biz ne yapabiliriz başka bir şekilde? Şuradaki n vektörünü şimdi başka bir morla çizeyim. Bakın şuradaki n vektörünü ne yapabilirim? Şuraya taşıyabilirim, değil mi? Şu n vektörünü şuraya. Şu n vektörünü şuraya taşıdığımı düşünün. Şimdi şuradaki açıya teta dersek, da şunu biraz şöyle güzel çizeyim. Şöyle büyük çizeceğim şu vektörü biraz.
vektörünü sadece şuraya taşıdığımı farz edin. Bizim yani dik vektörümüz. Katsayıları A, B, C doğru denkleminin katsayılarıyla aynı. Eğer biz şu açıya teta dersek, şu açı da teta olmak zorunda değil mi? Çünkü bu mesafe dedik. Şu iç ters açılarda galiba. O zaman burası teta. Burası teta ise şimdi ne yapabiliriz? Bakın şu mesafeyle şurayı artık 90 dersek böyle bir 90 şöyle bir dik üçgen görüyorsunuz burada. Bu dik üçgende şu uzunluğun şu QP vektörünün uzunluğuyla kosinüsü çarparsak şu kosinüs tetayı çarparsak daha doğrusu bize neyi verecek? Şu komşu uzunluğunu verecek değil mi? Yani bize sorulan x'i verecek. Öyleyse bizim için bize sorulan şey x dediğimiz şey neye eşittir? Q'dan P vektörünün uzunluğu çarpı aradaki açının kosinüs tetası. Evet, biz bunu bulursak ne olmuş? Soruyu çözmüş oluyoruz. Şimdi sıkıntı şu kosinüs tetayı ne yapmamız lazım? Tamam, QP vektörünün uzunluğunu bulması kolay. Ama şu kosinüs tetayı çözmesi biraz zor. Kosinüs teta görürseniz ve biz kosinüs teta yok etmek isterseniz aklınız her zaman nokta çarpımını getirin. Nokta çarpımı. Çünkü nokta çarpımında kosinüs teta var değil mi? Şimdi hangi vektörle hangi vektör nokta çarpımı yapabiliriz? Bakın şu kırmızıyla çizdiğim şu vektörle bakın. Şuradaki bizim bildiğimiz N vektörünün arasındaki açı da teta. O zaman şöyle bir şey yazarsak biz. Tamam, biz şöyle bir şey yazarsak. N vektörüyle ben QP vektörünü QP vektörünün nokta çarpımı yaparsam bu neye eşit olur? Nokta çarpımı da hatırlıyorsunuz. N vektörünün uzunluğu çarpı QP vektörünün uzunluğu çarpı kosinüs teta. Bakın şu kısım bize sorulan. Biz şu kısmı arıyoruz yani. Şuradaki şu kısmı arıyoruz. Öyleyse bizim için şu eşitliği şu şekilde yazarsam Q P'nin uzunluğu çarpı kosinüs teta eşittir nedir? Şu her tarafı n'e bölersem, şuradaki n'in uzunluğuna bölersem n vektörüyle biz QP vektörünü nokta çarpımı yapacağız. Bölü neye böleceğiz? N'in uzunluğuna bölersek buradan bu şekilde bulmuş olacağız. Tabi nokta çarpımında eksili bir sonuç da bulursunuz. Ama bizim uzunluğumuz eksili olmaz. Yani o yüzden bunun mutlak değerini almamız en mantıklısı. İşte bizim işte noktanın düzleme olan uzaklığını bu şekilde çözüyoruz. Şimdi bununla ilgili hemen bir örnek çözeyim. Böyle çok güzel bir şekilde anlattım. Şimdi bununla ilgili hemen bir örnek çözelim. Görüyorsunuz hiçbir şekilde herhangi bir şey ezberlemenize lüzum yok. Gayet kendiniz çıkartmanız mantıklı. Yine şimdi çözerken yine aynı yöntemle çözeceğim. Şimdi şöyle bir düzlemimiz olduğunu düşünün. Düzlemimizin denklemi 3x artı 2y artı 6z eşittir 6 olsun. Şu düzlem denklemi olsun. 3x artı 2y artı 6z eşittir 6 olsun. Ve bizden hangi noktaya olan uzaklığını sorsun? Bize 1, 1, 3 noktasından uzaklığını sorsun. Şu noktamız 1, 1, 3 noktası. Şu düzlemimizin de denklemi şu. Tamam, o zaman düzlem denklemini bize verdiyse hemen ne yapacağız oradan? Buradan biz dik olan normal vektörünün katsayıların normal vektörünü çıkartacağız. Normal vektör dediğimiz vektörü nasıl çıkartıyorduk? Şu x'in, y'nin ve z'nin katsayılarını alıyoruz. Yani
i'nin katsayısı buradaki düzlem denkleminin x'teki katsayı, o zaman 3 i artı y'ninki de 2 olacak. 2 j tabii. Ve z boyuncaki baz vektörünün katsayısı da şu düzlem denklemindeki z'nin katsayısı olan 6 k. Bu şekilde normalin şeyini bulduk. O zaman bizim şöyle bir mesela noktası hiç önemli değil biliyorsunuz çünkü bu vektörü her yerde taşıyabilirsiniz bu düzlem boyunca her yere diktir bu. Ama şöyle bir dik vektörümüz var. Ve ben şimdi bu doğru denklemini sağlayan herhangi bir nokta lazım değil mi? Şu düzlemden herhangi bir noktadan vektör çekeceğim çünkü. Herhangi bir nokta lazım. O noktada nasıl bulalım? Mesela x'i 0, y'si 0, z'si 1 bu denklemi sağlıyor o zaman. Bizim mesela şuradaki bir noktamız olsun. Bu noktamız 0, 0, 1 noktası bu düzlem denklemini sağlıyor. Çünkü x yerine 0, y yerine 0, z yerine 1 verirsek ne olur? Bu düzlem denklemi sağlanır. O zaman bizim bu noktamız bu düzlem üzerinde demektir. Şimdi yapacağımız şey ne? Yapacağımız şey ne? İlk önce bizim bulmak istediğimiz uzunluk. Şu mesela uzunluk. Şu uzunluğu bulmak istiyoruz biz. Bu uzunluğu bulmak istiyoruz. Şu noktadan bizim şu noktadan şöyle bir vektör çekelim. Evet. Şimdi şu vektör, şu yeşille çizdiğim vektöre de ne diyeyim? V vektörü diyeyim. Şu yeşille çizdiğim V vektörü nedir? V vektörünü bulmak için bakın başı bu tarafta. O zaman buradan buraya çıkartacağız. 1 eksi 0 i. Yani i. 1 eksi 0 şey pardon 1 eksi 0 j ve 3 eksi 1 yani 2 k şöyle bir vektörü de bulduk. Tamam. İki vektörümüzü de biliyoruz. Bu vektör de bu vektörü. Bizim istediğimiz şu mesafeydi. O zaman şuraya ben teta açısı dersem şu açıda ne olacak? Teta açısı olacak değil mi? O zaman bizim istediğimiz şey ne? Şu V vektörünün uzunluğu bize sorulan. Şu mesafe V vektörünün uzunluğuyla neyi çarpı kosinüs tetaydı değil mi? Bizden bu soruluyor. Öyleyse biz V çarpı kosinüs tetaya nasıl ulaşabiliriz? Şu n vektörüyle. N vektörü. Bu n vektörüyle v vektörünü nokta çarpımı yaparsak kosinüs tetalı bir ifadeye elde etmiş oluruz. O zaman yapalım. N vektörüyle v vektörünü şu v vektörünü nokta çarpımı yaparsak n nokta çarpı v dersek bu neye eşit olur? N'in uzunluğu, n vektörünün uzunluğu çarpı V vektörünün uzunluğu çarpı aralarındaki açının kosinüs. Hani kosinüs olduğunu anladın değil mi? Çünkü şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgende şurası şu yeşille çizdiğim hipotenüs. Bu hipotenüsle hipotenüsün uzunluğuyla şuradaki açının kosinüsünü çarparsam şu mavi olan mesafeyi vermiş olur. Şurada bir dik üçgen var. O zaman bizim istediğimiz ne? V çarpı kosinüs. Yani bizden şu kısmı bizden istiyor. O zaman şöyle yazarsam V'nin uzunluğu çarpı kosinüs teta nedir? Şuradaki n'i bölü olarak atacağım şimdi. N vektörüyle V vektörünü nokta çarpım yapıp n'in uzunluğuna böleceğim. Tamamdır. Artık işimiz kolay. Bizim n vektörümüz şu vektör. N vektörümüz dediğimiz vektör. 3 Bu vektörleri şöyle de gösterebiliyorduk. Şöyle yapacağım bu sefer. Şöyle köşeli parantez. 3, 2, 6 ile
Nokta çarpımı ne? V vektörü. V vektörü de 1, 1, 2 olacak. 1, virgül. 1, virgül. 2. Bunları iyili, j'li, k'lı olmadan bu şekilde de şöyle köşeli olarak da yazabiliyoruz. Bölü. Ney? N vektörünün uzunluğu. N vektörünün uzunluğunu nasıl buluyorduk? Karekök içinde 3'ün karesi 9 çarpı 2'nin karesi 4, pardon, artı. Artı 6'nın karesi 36. Bu şekilde uzunluk buluyoruz. Zaman bizim sonucumuz ne eşit olmuş olur? Şimdi nokta çarpımı yaparken her bir şeyi kendi aralarında çarpıyorduk. Yani x'leri, y'leri kendi aralarında, j'leri kendi aralarında yani. Şöyle. Şöyle ve şöyle çarpım yaparsak 3 çarpı 1, 3 artı 2 çarpı 1, 2 artı 6 çarpı 2 ne? 12 bölü ne? Kök içinde 36, 4 daha 40, 49. Bunu tabii mutlak değerini almamız lazım. Zaten yani mutlak değeri burada bir ifade bir şey değiştirmeyecek ama nokta çarpımda diyelim ki bu toplam eksini de gelebilirdi. Şu vektörlü mesela şu bizim v vektörünün eksi olduğunu düşünün. O zaman diyelim ki bu sonuç eksi gelseydi, eksi bulmamak için bunun bir de mutlak değerine bakıyoruz. O yüzden böyle aklınızda kalsın. Zaman mesafe ne gelecek buradan? 5, 12, 17 bölü 49'un karekökü nedir? 7'dir. Bu şekilde mesafeyi bulmuş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.